Sevgili arkadaşlar, burada Metin Demir Medya isimli benim üçüncü bir kanalım var. Bu kanaldayız. Şu anda bu kanalın adı böyle kaldı. Ancak kanala yakışır güzel bir isim bulamadım şimdilik. Bu şekilde bekletiyorum. İleride değiştireceğim. Ancak konumuz bu değil. Tabii ki konumuz telif uyarısı aldığımız videolar. Bakın şuraya bir video ekledim ben. Bu video, şu video. Masallar gerçeğin dışında tamamen hayal ürünü olup... Şimdi bu video telif uyarısı almadı. Ama bu videonun aynısı telif uyarısı aldı. Kafanız karıştı değil mi şimdi? Bak burada iki tane video var. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Şimdi bunu açmayacağım. Bunu açarsan bu videoda da aynı şekilde sadece buradaki gösterimden... Gerçi başını açabiliriz. Başında bir sıkıntı yok çünkü. Masallar gerçeğin dışında tamamen hayal ürünü olup içerisinde... Yer ve zaman, mekan... Bakın bu videoda şuna dikkat edin. Konuşma hızına dikkat edin. Bir sizliği olan ve genellikle bir varmış bir yokmuş şeklinde başlayan tamam, halk öyküleridir. Bu masallar genel olarak çocuk edebiyatı için... Masallar gerçeğin dışında tamamen hayal ürünü olup içerisinde yer ve zaman, mekan belirsizliği olan ve genellikle bir bakın, varmış... Bakın diyorsanız hızlanmış biraz. Dolayısıyla video hızlandığı için sesim birazcık incelmiş. %5 kadar. Peki bunu neden yaptım? Bunu şundan dolayı yaptım. Bakın arkadaşlar, bu videonun içerisinde muhtelif yerlerde alıntı videolar kullandım. Aslında Creative Commons'lar da var. Ancak bir tane konuya uygun video bulamadığım için mecburen telif uyarısı alabilme ihtimalim olduğu halde o videoyu kullandım. Peki yükleme aşamasında belki atlatırız dedik. Ancak atlatamadık. Size ilk gösterdiğim video... Burada henüz yükleme aşamasında, yani YouTube'un kendi algoritmalarının kontrolleri esnasında telife takıldı. Teliften sorun yaşamadım, ayrı mesele, hemen videoyu kaldırdım. Ama bu videoyu yüklemeliydim. Yani bu videoyu bir yöntem kullanarak yeniden düzenlerse, bir daha yüklersen aynı telif eşleşmesini atlatabilir miyim dedim. Kafamda düşündüğüm düzenlemeyi yaptım ve telif uyarısı almadan videoyu yükleme şansını yakalamış oldum. Bunu sizlerle de paylaşacağım. Çünkü sizler de aynı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Videolarınızı daha yükleme anında bile teliften kurtarabilecek bir yöntemden bahsedeceğim. Bunun için tabii video düzenleme programımızı açacağız. Premiere CC açıyorum ben. Hemen söz konusu. Şu video benim telif, yani daha yükleme aşamasında telif sorunuyla karşılaştığım video. Bu da sorunsuz bir şekilde düzenleme yaptıktan sonra yüklediğim video. Elbette düzenleyeceğimiz şey şu video. Neden? Çünkü telif sorunu bunda. Peki. Aldık bunu. Timeline'a da aldık. Şöyle. Çalışma alanını da büyütelim. Şimdi değerli arkadaşlar, bu burada telif sorunun olduğu yerde size göstereceğim. Bakın bunlarda telif problemi yok. Pexels'ten alınma videolar bunlar. Devam ediyorum. Bu video Creative Commons bir video. Bunda da bir sorun yok. Sorunun hangi videoda olduğunu biliyorum. Bakın şu videoda sorun olabilir. Şöyle yapacağım. Ben öncelikle bu videoyu komple seçiyorum. Sonra sağ tuş, burada Speed Duration'ı seçiyorum. Siz bunu başka video düzenleme programlarında farklı özelliklerden ya da farklı menülerden yapabilirsiniz. Her video düzenleme programının bir hızlandırma menüsü var. Ben bunu burada 105'e, yani %5 kadar hızlandırıyorum. Okey diyorum. Şimdi şu Ayşe şekilde yapan annesi çocuğunu dilenmeye ve çalışmaya zorlar. Kendisine para... Aslında şöyleydi, bakın. Geri alıyorum. Dilenmeye ve çalışmaya zorlar. Kendisine para... Bak şimdi tekrar hızlandırıyorum. 105 yaptığımda ses inceldi ve hızlandı. Kral. Araya giren komşularına... Tamam arkadaşlar, şimdi gelelim şuraya. Bir kere şuradaki video. Şu geçiş efekti anında buradan kesiyorum. Sonra geliyoruz şöyle. Şurası Pexels videosu, burada sıkıntı yok. Buradaki geçiş efektini de tekrar kesiyorum. Sonra şurayı seçiyorum. Bakın burada color kısmı şöyle biraz gelsin. Bu sefer renkleriyle oynuyorum. Birazcık temperature, yani soğuk renklere döndürüyorum. Şu şekilde bir şeyler yaptım.
Hatta biraz daha oynayabilirim. Şimdi burada hem çözünürlüğünü filtrelerle etkiliyorum. Zaten videoyu da hızlandırdım. Eşleşmeyi burada en az şu karede atlattım. Devam ediyorum. Şunlar pixels videoları. Bu kreatif commons video. Bunda da sıkıntı yok. Şunda sıkıntı olabilir. Bu kreatif commons değil. Bu alıntı bir video. Şöyle geliyorum ve tam geçiş efektinin orada tekrar bunu kesiyorum. Bittiği yere kadar şöyle tekrar diğer geçiş efektine kadar bir daha kesiyorum ve burada renklerini biraz şöyle biraz geri alayım. Bunu biraz sıcaklığını arttırıyorum renklerin. Evet. Bunu da bu şekilde hallettim. Sonra sıra buna geldi. Tabii bu da artık buradaki sonuna kadar, videonun sonuna kadar bu da alıntı bir video. Hemen bununla da oynayacağım renkleriyle. Şöyle yapıyorum. Birazcık da böyle yapıyorum. Oynuyorum arkadaşlar. Yani renkleriyle oynuyorum. Evet. Bu kadar. Şimdi yaptığım şey şu. Tekrar üstünden geçiyorum arkadaşlar. Bir kere videoyu düzenleme programına attım. Öncelikle videoyu %5 oranında bir hızlandırdım. Daha sonra telif sorunu olabilecek, yani klip birleştirdiğim klipler içerisinde telif sorunu olabilecek klipleri geçiş noktalarında, geçiş efekti noktalarından keserek o kliplerin renkleriyle de oynadım. İki türlü çalışma yaptım. Bir, videoyu komple hızlandırdım. Telif sıkıntısı oluşturabilecek kliplerin de renkleriyle oynadım. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yapmadım. Daha sonra bunu buradan render yapıyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle şurayı da kapatalım. Export diyorum. Medya diyorum. Ve renderlıyorum. Olayı bitiriyorum. Zaten renderlanmış videosu var. Gerek de yok. Renderlamayalım. Doğal olarak karşımıza bu şekilde bir video çıkıyor. Aslında videoların ikisi de aynı. Bir tanesi normal ilk yaptığım video ve telif sorunu oluşturmuştu. İkincisi bakın 280 MB. Boyutları bile değişti. 255-280. Bu da dediğim gibi renkleriyle oynadığım ve hızlandırdığım video. Bu videoyu yükledikten sonra artık telif sorunum kalmadı. Gördüğünüz gibi sayfayı da refresh yapabilirim. Bir telif sorunu olursa zaten burada benle beraber sizler de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kısıtlamalar bölümünde herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi sayfayı refresh yapıyorum. Burada eğer bir telif uyarısı olsaydı şurada görmüş olacaktık ve bir telif uyarısı yok. Üstelik dediğim gibi sadece kendi orijinal videolarım değil, onun dışında alıntı videoları da kullandığım bu video sorunsuz bir şekilde yüklenmiş oldu ve şu anda gösterime başladı. Evet arkadaşlar, bu yöntemi kullanarak sizler de telif sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Umuyorum sizlere faydası olur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.